Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay iki şişle üç renkli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için üç farklı renkte ip kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da üç numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için birkaç sıradan oluşan bir düz bir ters bir lastik hazırladım ilmek sayımız 3 ve 3'ün katlarından oluşmaktadır. Artı 2 ilmek daha ekleyerek modele başlayabilirsiniz. Ana rengimi beyaz olarak seçtim. Şimdi burada zaman kazanmak için beyaz ipime kırmızı ipimi bağladım ve ikinci rengimle lastikten sonra ön yüzden devam ediyorum. Beyaz ipimi bıraktım ve kırmızı ipimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeğimi yani kenar ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra arkasından gelen 3 ilmeği de düz örüyorum. 1 2 ve 3. Kenarda 4 ilmeğim oldu. Şimdi arada 3 ilmek örmeden alıyorum. 1 2 ve 3. Arkasındaki ipi çok gergin tutmadan devam edelim. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 3 ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek düz 2 3 3 ilmek tekrar örmeden diğer şişime aldım. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimle birlikte 1 2 3 kenar ilmeğimi de alttan üste doğru çıkarak düz ördüm. Kenarlarda 4 ilmeğim var. Ortalarda da 3 ilmek ve 3 ilmek örmeden aldık. Şimdi birinci sırayı tamamladıktan sonra modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada kırmızı ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2 ve 3. Ön yüzden örmediğim 3 tane ilmeğim var. Birincisini örüyorum ters olarak. Kenarda 5 ilmeğim oldu ortadaki ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü örmediğim ilmeğe geldiğim zaman bunu tekrar örüyorum. Kırmızı ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. 2, 3, 4 ilmek ördük. Tekrar örmediğim ilmeğe geldiğim zaman birinci ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki yani ortadaki ikinci örmediğim ilmeği örmeden alıyorum. 3. ilmeği tekrar ters örüyorum. Kırmızı ilmekleri tekrar ters olarak örüyorum. Arka yüzden 5 ters bir ilmek örmeden alıyoruz. Şimdi 4 tane kırmızı ördük. Örmediğimiz ilmeğe geldiğimiz zaman 3 tanesinin birincisini örüyorum. İkincisini örmeden alıyorum. Tekrar 3. ilmeği ters örüyorum. Kalan diğer kırmızı ilmekleri de ters olarak örüp modelin ikinci sırasında arka yüzden tamamlamış oluyoruz. Kenar ilmeğimi de alttan üste doğru çıkarak düz olarak ördüm. Şimdi modelin üçüncü sırasında ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra baştan sona kadar bütün ilmekleri yani hem örmüş olduğum hem de örmeden aldığım ilmekleri düz olarak örüyorum. Örmediğim bu beyaz ilmeği de 3. sırada düz olarak ördüm. Kalan ilmekleri de aynı şekilde düz örgü yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Örmediğim ilmeğe geldiğim zaman tekrar bir defa düz olarak örmüş oldum. 4 sıradan oluşan oldukça kolay, çok da basit bir model. Örmediğim ilmeği tekrar ördüm kalan ilmekleri de düz olarak örüp 3. sıramı tamamlamış oluyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modelin 4. sırası yani son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz sadece düz ve ters örgüden oluşuyor. Şimdi birkaç ilmeğimiz kaldı. Kalan ilmeklerimizi de örelim ve ilk modelimizi tamamlayalım. Son kenar ilmeğimi de burada alttan üste doğru çıkarak düz ördüm. Evet, birinci modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci model için üçüncü rengimizle devam edelim. Şimdi burada kırmızı ipime lacivert bir ip bağladım. Üçüncü rengimle ön yüzden ikinci modelin birinci sırasıyla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için burada düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğim bir. Arkasından da 3 ilmek düz örüyoruz. Toplamda kenarda 4 tane ilmeğimiz oluyor. 4 ilmek ördükten sonra tekrar 3 ilmek örmeden alıyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. 3 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmeği örüyorum. Tekrar 3 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenarda 4 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz örgü yapıyorum ve ikinci modelimizin birinci sırasını ön yüzden tamamlamış oluyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzüne, ikinci sırasına geçiyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra lacivert ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane kırmızı ilmeğim var. Ön yüzden örmemiştik. Birincisini burada örüyoruz. Ve ilmeğimizi 5'e tamamladık. Ortadaki ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 3. kırmızı ilmeği ters örüyorum. Aradaki lacivert ilmekleri tekrar ters örgü yapıyorum. Örmediğim ilmeklere geldiğim zaman birinci ilmeği ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. 3. ilmeği de tekrar ördüm. Arka yüzden 5 ters bir ilmek örmeden alarak sıra sonuna kadar geliyoruz. Lacivert olan ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Örmediğim ilmeğe geldiğim zaman birinci ilmeği ters örüyorum. Ortadaki ikinci ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeği de tekrar ters ördüm. Kalan diğer ilmeklerimin 3 tanesini ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi burada düz ördüğüm için kenardaki ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Ve modelin 3. sırasını tamamlamış oluyoruz. Pardon, ikinci sırasını tamamladık. Şimdi modelin 3. sırasına ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Örmediğim ilmeğimi de 3. sırada örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi aynı şekilde düz örgü yapıp baştan sona örmeye devam ediyorum. Örmediğim ilmeğe geldiğim zaman onu da bir defa ördüm. Kenarda 5 ilmeğim kaldı kalan ilmeklerimi de düz örgü yaptım ve ikinci modelin üçüncü sırasında ön yüzden tamamlamış olduk arka yüzüne geliyorum ikinci modelin son sırasındayım dördüncü sıradayız kenar ilmeğimi aldım ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak arıyorum Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci modelimizde tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki rengimiz beyaz ipimizle devam ediyoruz. Siz istediğiniz, dilediğiniz renklerle birleştirerek yapabilirsiniz. Bir sonraki modelde tekrar bir alt sıralara bakarak devam edebilirsiniz. Her dört sırada bir kendine tekrar eden bir örgü modeli. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Oldukça kolay, çok da basit bir model. Elinizde kalan parça ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Ben e, renkler arasında hep beyaz kullanarak gittim modelde. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Yetişkin örgülerinde ve çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz ve her türlü örgüde yapılabilecek güzel bir model. Yelek olur, hırka olur, süveter olur, berelerde kullanabilirsiniz. Şöyle modelimin hemen arka yüzünde göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.